Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileynâ turca'ûn. Sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, her şey Rabbimizin takdiri. Bizi bu dünyaya getirirken bizim haberimiz yoktu. Yaşadık, bize irade verdi, o iradeyi kullandık. Tabii bu iradeyi kullanırken ne yapacağız? Hayırlı işlerde kullanacağız. Bu irademizi şer de kullanırsak şer neticesini alacağız. Hayır da kullanırsak hayır neticesini alacağız. İşte Rabbimiz bize böyle ömür veriyor. Bu ömürü iyi kullanmamızı istiyor. Bazen genç gidiyoruz, bazen yaşlı gidiyoruz, bazen orta yaşta gidiyoruz. Yani bu hep Rabbimizin takdirinde. Ölüme de bir çare yok. Hepimiz bu yoldan geçeceğiz. Bu yolun yolcusuyuz. Onun için bunu hep düşünelim. Hayatımızdaki bütün işlerimizde, yani dün de bir kardeşimizi yolcu ettik, bugün de bir kardeşimiz gidiyor, bir amcamız gidiyor. Biz de sıradayız. Onun için bu mevtadan bizim ders almamız gerekiyor. Bizi de böyle musallaya yatacağız, bize de böyle helallik alınacak gibi düşünüp tefekkür etmemiz için. Yoksa ama her gideni unutursak, bir ders çıkarmazsak bu sonuç netice vermez. Rabbim bize yaşarken ve ölürken iman kuran nasip eylesin. Amin. Bu mevtanın da günahların affı mağfiret eylesin. Amin. Helallik alıp ondan sonra musallaya gidelim inşallah. Ey cemaati müslümin, bu meyyiti merhumu hali hayatında, hüsnü mematında nasıl bilirsiniz? Hüsnü haline şahitlik eder misiniz? Ahirete ait hak ve hukukunuzu helal ve hibettiniz mi? Helal ve hibettiniz mi? Helal ve hibettiniz mi? Ben de haklarımı helal ettim. Allah şahitliğimizi kabul eyle. Merhume rahmet eyle. Geride kalanlara sabır, ihsan eyle. Günahların affı mağfiret eyle.
Bizlere de ölürken ve yaşarken kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet üzere ölmeyi nasip eyleyen cenazen ruhu için Allah rızası için El Fatiha.